Merhaba herkese. Hoş geliyorsunuz. Merhaba hocam. Ya hiç heyecanlı değildim ama işte son 2 dakikada bir heyecan bastı beni de. Umarım güzel bir yayın olur. Birazcık daha toplanalım. Sonra yayının içeriğinden bahsedeceğim. Yavaş yavaş konuklarımızı almaya başlayacağım. Ay gerçekten heyecanlı bir şeymiş bu. Şöyle tamamdır. O zaman yavaştan kendimden bahsedeyim ben. Benim ismim Zeynep Betülbel'de. 19 yaşındayım. 3. sınıfa giderken, 8,5 yaşındayken tip 1 diyabet tanısı aldım. Tip 1 diyabet tanısı aldıktan sonra da okul hayatıma devam ettim herkes gibi tabii ki. Ama okuldaki başarımdan da pek ödün vermek istemedim ve hep derslerime çok çalıştım. Yani bu benim içimden gelen bir şeydi. Ve liseye geçiş sınavında da bir başarı göstererek Alman Lisesi'ne girdim. Şimdi Alman Lisesi'nden mezun oldum bu sene. Önümüzdeki aylarda da Almanya'ya üniversite okumaya gidiyorum. Hayırlısıyla mühendislik okuyacağım. Bakalım, umarım herkes için en güzel olur. Bunun dışında yavaş yavaş konuklarımızı alacağız. Bugün dünyanın başka ülkesine de bağlanacağız. Başka şehirlere bağlanacağız. O yüzden bence çok güzel bir yayın olacak. Ve buradan diyabetli arkadaşlarıma ve ailelerine sesleniyorum. Bu yayını izleyin. Çünkü gerçekten belki herkes kendi hayatından bir şeyler bulur. Şimdi ilk konumdan başlıyorum. Kendisi Gamze abla. Gamze abla çok tatlı biridir. Şimdi alıyorum onu yayına. Gamze ablayı beklerken biraz kendisinden bahsedeyim. Kendisi avukat. Tip 1 diyabetli. Ve gel Gamze abla. Hoş geldin Gamze abla. Hoş buldum. Allah'ım gerçekten heyecanlandım ben de. Ben de heyecanlandım. Bir şey Bana yok. yalan söyleyeyim. Aynen. Benim sesim güzel geliyor sanırım. Bir sıkıntı yok. Senin sesin gayet iyi geliyor. Benim sesim de iyi geliyorsa Aynen. Güzel. böyle devam edebiliriz. Tamamdır. Gamze abla biraz kendinden bahseder misin seni tanımayanlar için? Öncelikle herkese merhaba. Bizi izleyen herkese, diyabetik kardeşlerime hepsini ayrı ayrı öpüyorum. Onların ailelerini de selamlıyorum. Hepsini kucaklıyorum. Ben Gamze, tip 1 diyabetliyim. Kendimi hangi ortamda, nerede tanıtırsam tanıtayım. İlk olarak bu cümleyi kuruyorum. 29 yaşındayım. 17 yaşında tip 1 diyabet tanısı aldım. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Şu anda İstanbul'da bir avukatlık ortaklığının yönetici ortağı olarak çalışıyorum. Ve Diyabeti Çocuklar Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesiyim. Kendimle ilgili kısaca böyle bahsedebilirim. Tamamdır. Şimdi küçük matematik hesapları yaparsak 17 yaş civarında tip 1 diyabet teşhisi aldığını öğrenebiliriz. Şimdi 17 yaşta tam geçiş zamanı. Böyle işte çocukluktan yetişkinliğine geçiş zamanı. Dünyayı tanımaya başlıyorsunuz. Kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Tam bu zamanda birileri size diyor ki tip 1 diyabetlisin ve ekstra bir kimlik ekliyor. Yani başka bir element ekleniyor artık benliğinize. Bunları yaşarken tam ne hissettin? Çünkü ben mesela 8,5 yaşındayken çok da sorgulamamıştım açıkçası. Yani bana diyabetlisin dediklerinde nedense birden kabul ettim ilginç bir şekilde. Hani hiç böyle neden falan diye sorgulamadım. Ama belki senin yaş grubunda biraz sıkıntı çekiyordur insanlar. Biraz bahseder misin ne yaşadığından? Ya şöyle Zeynep, aslında çok doğru bir yere değindin. 17 yaş aslında geç bir tanı. Ama ben de senin gibi bir tepki verdim. Tamam, bir diyabet. Doktorumun ilk cümlesi bu bir yaşam tarzı oldu. Ne yapmam gerekiyor diye sordum. İlk sorum sanırım ne yapmam gerektiğiydi. Bir de annemin ve babamın içine düştüğü bu belirsizlikle ilgili duyduğu kaygı yüksek olduğunu hissettiğim, öyle gözlemlediğim için açıkçası ben biraz onların kaygısını artırmamak için de şimdi geriye dönüp baktığımda bunu anlıyorum ve hissediyorum. O an hissettiklerimi baskıladığımda bir dönem olmuş gibi görüyorum. Diyabetli olduğumu duyunca ilk aklıma gelen şey var. Bir tanesi bundan sonrasını nasıl organize edeceğim?
İkincisi, acaba benim çocuklarım da diyabetli olur mu? Evet, sanırım birçoğumuzun aklına bu soru geliyor. Evet. Sonra ben 5 aylıkken, 5 aylık tip 1 diyabetliyken diyabet kampına katıldım ve şu hocalarla tanıştım. Kampın içindeki ruh beni o kadar güzel sardı. Beni öyle güzel bu hayattan korkmaman gerektiğini bana gösterdi ki aslında o aşamadan sonra hiçbir zaman diyabetimin bana engel olacağıyla ilgili en ufak bir his bile hissetmedim diyebilirim. Ama tam böyle sınava çalışma dönemiydi. Ondan sonra bölümleri seçme dönemiydi. Muhtemelen bir yıl önce diyabet tanısı konsaydı doktor olmayı tercih edebilirdim ama ben çoktan hukuk okumayı tercih etmiştim. Belki evet. Eğer keşke bir yıl önce diyabet tanısı alsaydım da bir doktor mu olsaydım acaba dediğim bazen oluyor. Ama şimdi evet, çocuk hakları için çalışmalar yürütüyorsun avukat kimliğine. Bence bu da çok güzel bir şey. Tabii tabii. Yani gerçekten hayatta insanın hayata bağlanmasını sağlayan güzel şeyler var. Bunlardan bir tanesi de benim için diyabetli çocuklara tutunma. Onların yanında olmak bana her zaman yaşam enerjisi veriyor. Aynen. Peki şimdi kampla beraber diyabetin aslında birazcık daha dışa vurmaya, birazcık daha içinde yaşadığın duyguları dışarıda hissetmeye, dışarıda yaşamaya başladığını söyledin. Peki kampın sana en büyük kazançlarından biri neydi Gamze abla? Kampın bana en büyük kazançlarından bir tanesi paha biçilemez olduğunu hissettiğim arkadaşlarım. Tuğçe, Evet. Sizler, Ömür, Sinan, Recep, hepsi. Şu anda ismini saymadım ama Tuğba, Şükrü Hoca, yani Şükrü Hoca'nın çocuklara sarıldığını izlemek, onların birbirlerine bakışlarını görmek bile bence inanılmaz bir artı benim hayatımda. Gül ablayı da buradan alalım. Gül abla ilk kampa geldiğinde benim ikinci kampımdı. Ve böyle işte ilk gün toplanıyoruz. Kampla ilgili herkesin duygu düşüncelerini alıyoruz falan. Bir de ilk kampın sonunda ben hoca bir mail atmıştım. O kadar etkilenmiştim ki hocam ben gerçekten sizinle birlikte diyabetle ilgili ne yapabileceksem yapmak istiyorum diye bir mail atmıştım ve onun çok güzel dönüşlerini aldım. Kendi sesimin duyulduğunu fark ettim ilk defa. Diyabet sayesinde ilk defa küçücük bir şehirden, Afyon'dan dışarı çıktım. Ve benim gibi başkalarının olduğunu gördüm. Bu benim için çok güzeldi. Ve o kampın ilk konuşmasında ben işte böyle duygulu duygulu konuşuyorum. İşte böyle hissediyorum, şöyle hissediyorum falan. Sonra kampın son günü Gül abla konuşurken dedi ki kampın ilk gününde Gamze anlatırken ya birazcık da abartıyor mu acaba diye hissetmiştim. Ama şu an geldiğim noktada hiç de öyle değilmiş, bunu çok iyi hissediyorum demişti. Ben onu hiçbir zaman unutmadım. Gerçekten öyle. İzmir kampının insanla kendinize kattığı şeylerin dışında oradaki tip 1 diyabetli çocuklara, diyabetli olmayanlara kattıklarını gözlemlemek bile insana çok büyük bir mutluluk veriyor. Ya mesela ben küçükken hep şey diyordum. Ben bu kampları bir şekilde duyuyordum ama nasıl duyduğumu çok hatırlamıyorum. Ve hani her yaz kampa gitmek istediğim aileme söylüyordum. Diyordum ki beni kampa yollayın, beni kampa yollayın. Ve bir şekilde ben o kamplara gidemedim. Yani küçük yaşlardayken, 10, işte 9 yaşlarındayken hiç gidemedim. Neyse ben lise geçince birazcık daha söz geçirmeye başladım aileme. Ve hani artık gitmek istiyorum dedim kampa. Ondan sonra kampa gittiğimde de orada hani onlarca diyabetli çocuğu beraber gördüm. İşte çocuk olarak ilk gitmiştik zaten hepimiz. Ve oradaki insanların aslında
Bence bizi oraya bağlayan en büyük nokta da şu, günlük hayatta sürekli hani bize yöneltilen o sorular var ya, hani bu yaşta şeker hastası mısın? Tırnak içinde söylüyorum. İşte ay o ne? Pompayı gören MP3 çalar sanıyor. Ondan sonra işte böyle işte sensörleri gören çip var diyor. Böyle ilginç ilginç sorularla karşılaşmadığımız, aslında böyle meraklı gözlerle karşılaşmadığımız, sadece herkesin bizi anladığı ve hani şekerimiz düşse de insanların birden çıldırmadığı ve hani gayet normal bir şekilde hani soğukkanlılıkla karşıladıkları bir ortam. Bence hepimiz bu yüzden oraya o kadar bağlanıyoruz. Kendimizi hiç yargılanmamış hissediyoruz orada. En büyük olay da bu bence. Çünkü mesela kampın diğer bir noktasından da bahsedecek olursak, ben oraya gittiğimde şey olmuştu. Çocuk olarak gittim. Ondan sonra da sonraki sene Şükrü Hoca dedi ki bana, Zeynep sen abla olarak gel. Ve abla olarak gittiğimde benim ilk çocuklarım şeydi, Beyza, Zehra ve İlayda'ydı. Beyza ve Zehra Diyarbakır'dan gelmişlerdi. Ve hani ben onlarla bir de ilk defa diyabetli çocuklarla bu kadar şey olacağım. Hani bir tık da sorumluluk verilmiş bana. Heyecanlıyım falan, onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra üçüncü gün, çarşamba gününe doğru işte kızlar da bana bakıyorlar. Diyorlar ki hani biz sürekli insülin yapıyoruz hani. Zeynep abla niye insülin yapmıyor? Zeynep abla da tip 1 diyabetli falan diye artık sormaya başladılar herhalde akıllarında. Sonra bir gün yine bir öğlen yemeğinden önce insülinler yapıldı. Sonra Zehra yanıma yaklaştı. Zeynep abla bir şey soracağım sana dedi. Aynen, bıldırcınlar Tuğba abla. Ben onlara bıldırcınlarım diyordum çünkü. Zeynep abla bir şey soracağım sana dedi. Sen niye insülin yapmıyorsun dedi. Ben dedim ki işte pompam var. Pompam bana insülin yolluyor. Ben oradan hani yolluyorum kendime insülin falan deyince, orada şey dedi bana, dedi ki Zeynep abla dedi, ben de doktoruma söyleyeceğim, bana da bundan versin dedi. Ben orada durdum ve hani gerçekten böyle bir sessizlik oldu, ne diyeceğimi bilemedim. Keşke hani pompa da insülin gibi dağıtılsa, sensörler insülin gibi dağıtılsa bütün diyabetli çocuklara ve hepsi bundan yararlanabilse. Orada işte diyebildiğim şey şu oldu, umarım doktoruna söylersin, senin de pompan olur canım dedim. Ama yani yapabilecek çok da bir şey yok. Hayatın realiteleri var ve o anda ben şeyi hissettim. Dedim ki Zeynep, hani sen diyabetlisin ama bu ülkede başka diyabetli insanlar da var ve herkesin durumu aynı değil ve sen bu insanlar için gerçekten bir şeyler yapmalısın. Bakalım, yani ben de büyümeye başlıyorum yavaş yavaş. Artık meslek sahibi olacağım. Umarım ben de diyabetli çocuklar için çalışmaya devam ederim. Hiç Şimdi şüphesiz. Seni bırakmadım zaten. Tamamdır. Şimdi sorularıma devam edeyim. Mesela şimdi çok neşeli gözüküyoruz. Sen anlatırken ben bir yandan not aldım. Söylediğim birkaç şey değinmek istiyorum. Hani Tamamdır. dedim ya, böyle kampta şeker düştüğünde panikleniyor insanlar. Bu benim hoşuma gitti dedi. Ben de dün seninle konuşacağız falan diye düşünürken bunu anlatayım demiştim. Çok benzer bir olay. Tuğçe, Recep, Sinan ve ben bir gün Kadıköy'e gidiyoruz yolda yürürken. Birden böyle kalbim çarpmaya başladı. Dedim ki sanırım şekerim düştü. Ondan sonra tamam şekerini ölç dediler. Sonra ölçtüm. Gerçekten de düşmüştü. Ondan sonra hatta bayağı düşmüştü. 50, 50'nin altındaydı. Ondan sonra normalde böyle bir şey olduğunda etrafındaki bütün insanlar Gamze ne yapacağız şimdi? Saniye falan filan. Böyle inanılmaz bir panik oluyor. Sinan böyle yaptı. Sinan'la Recep konuşmaya devam etti. Tuğçe kantasından bana verdi. Üçü konuşmaya devam etti. Ben böyle meclisim onlara baktım. Ne heyecanlanmadınız ya? Burada bayılacağım kalacağım umurumuzda falan. Böyle kendimi boşlukta hissettim. O zaman fark ettim ki gerçekten yani aslında bu bizim normalimiz. Yani diyabet kamplarının senin normalini sana göstermesi gibi çok güzel bir şey var. Bir de şeyi de dokunmadan geçmeyeyim. Kamplara çocukken katılmakla ablayken katılmak arasındaki hissettiğin hisler birbirinden o kadar farklı ki. Çocukken gördüğün tabloyla abla abi olduğunda diyabetli kardeşlerini ettiğinde gördüğün tablo birbirinden çok farklı. İkisi birbiriyle kıyaslanmaz bence. Ama senin anlattığına benzer bir olay da bir şey geldi. Kampta muhtemelen böyle dumura sokan çocukların bir sürü tepkisi oluyor. Benim de bir tane minik bir kızım vardı. Şekerin yükselmesinden inanılmaz tedirgin oldu. Bir gün o şekerin 200'ün üstünde
acayip böyle şey yaptı, tedirgin oldu falan. Ne yapacağız şimdi dedi. Hani 200'ün üstünde olmaması gerekmiyor mu falan dedi. Abla şu anda benim organlarıma zarar veriyor şimdi dedi. Evet. Çocuklarda biraz daha bu daha fazla böyle düşünülüyor ve kafalarını birazcık daha büyütüyorlar olayları. Aynen. Ama iyi tarafları da var, kötü tarafları da var tabii. Hayatındaki o kaygıları azalttığını hissetmen, gerçekten onun konforunu genişletmen ve onu zenginleştirdiğini görmen çok güzel bir şey. Aynen. Şimdi benim de aşırı merak ettiğim ve sormak istediğim bir soruyu soracağım sana. Şimdi biz böyle eğlenceliyiz, gülüyoruz, eğleniyoruz, hayattan zevk almaya bakıyoruz ama her insan gibi aslında bazen de böyle modumuzun düştüğü zamanlar oluyor. Yani artık böyle yoruluyoruz bir şeylerden, artık biraz üzülüyoruz falan. Hani genel olarak hayat bizi böyle bir şekilde bu durumlara sokabiliyor. Sen mesela bunları hissederken kendini nasıl şey yapıyorsun, motive ediyorsun? Hadi Gamze devam et, hayat devam ediyor. Sana dedirten şey ne oluyor? Açıkçası hayata devam etme motivasyonum tek değil. Ama şunu söyleyebilirim. Ya bekli olmam hayata karşı motivasyonumu düşüren bir şey hiçbir zaman olmadı. Yani dolayısıyla diyabetli olmayan birisi nasıl hayatta bazen düşebiliyor, morali bozulabiliyorsa benim de aynı şekilde bazen motivasyonum düşüyor, moralim bozulabiliyor. Ama bunu hiçbir zaman diyabetle bağdaştırdığım olmadı. O yüzden de hani olsun Gamze, diyabetli olsan da sen bunu başarırsın gibi bir motivasyona dahi motivasyona dahi ihtiyaç duymadım. Çünkü benim şu hissim çok derinden. Diyabetin benim yapmak ve başarmak istediklerimle ilgili gerçekten önemli bir engel olmadığını ben çok derinden hissediyorum. O yüzden hiçbir mutsuzluğumu, hiçbir hastalığımı, ondan sonra ne bileyim, hiçbir başarısızlığımı aslında doğrudan diyabete bağlamıyorum. Tamamdır. Mükemmel o zaman. Başka bir soru daha soracağım. Mesela ben daha 20'li yaşları görmedim ve şeyi çok merak ediyorum. Hani 20'li yaşları tip 1 diyabetli olarak geçirirken bu hani o yaşların verdiği enerjiyi ve hayat doluluğunu geçirebiliyor musun akranların gibi? Yoksa sana tip 1 diyabet bir şekilde engel oluyor mu? Diyabet bana hiçbir şekilde engel olmuyor. Aksine bence bu hayatı gerçekten dolu dolu yaşamam için bana birçok artı ve katkı sağlıyor. Bence bunun bir tanesi sevgi bağını ve sevgi umanı çok derinden hissettiğim bir sürü insana etrafımda toplamış olmam. Bunun farklı bir bağ olduğunu bu bir hafta boyunca tüm neredeyse toplantılarda farklı oturumlarda farklı konular bağlamında bile ortak bir dil olarak bunu söylüyoruz. Hocanın da dediği gibi en iyi insanın sevgi gerçekten. O yüzden 20 yaşlarımı yaşamamla ilgili diyabetin engel olduğunu hiç hissetmedim. Hiç öyle düşünmedim. Gerçekten de olmadı. Yani ben bunu hayır böyle hissetmemeli diye bastırmadım. Kesinlikle şey oldu yani. Bana bir yol arkadaşı oldu. Çok da güzel bir yol arkadaşı oldu. Hayattaki bir sürü güzel şey görmeme vesile oldu, görmemi sağladı. O yüzden bir engel olmadı işte. Mükemmel. Şimdi o zaman yavaş yavaş sana güle güle diyeceğiz. Son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Son olarak söylemek istediğim şey, yani arkadaşlar birbiriyle konuşurken bizi dinlemedi. Şimdi öncelikle teessüflerimi iletiyorum. Arada sen az döküyorum. Benim de çok dikkatimi dağıtıyorlar ya. Hepsini çok çok seviyorum. Ömür, Recep, Selda, Tuğba, Tuğçe hepsi yazıyor. Bekir, canım Bekir. Seni çok seviyorum. Herkes umarım şey yapabilir. Diyabetine sarılmayı bir noktada öğrenebilir. Bence biz bunu çok güzel başarıyoruz. Bu arada kampın son günü. Son gün konuşmasına has bir şekilde birkaç kelime bitireyim. Daha fazla vaktini almayayım. Çok konuğum var.
Evet, biraz konuklarımız var bugün. Bir araya gelemesek de bence İznik'te hissettiğimiz duyguları hissedebiliyor olmak bize bu yıl farklı bir şeye işaret etti. Gerçekten sınırlarla hiç ilgili olmadığını, bize kalpten bağlı olduğumuzu çok güzel anladık, hissettik. Bu kampın yapılmasında herkese tek tek ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Daha çok güzel şeyler başaracağız. Senin birkaç saniye durmana sebep olan o pompa, benim de pompam olabilir mi sorusuna, evet senin de pompan olabilir canım. Bütün her şeyi yapacağız cevabını çok tatlılıkla vereceğim. Günlere ulaşacağız eminim. Hepinizi çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Ben de Az abla. Görüşmek üzere. Evet. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi diğer konuğum alacağım. İrem, umarım buradasındır. Seni alacağım. İrem, geliyor musun? Sana istek atıyorum. Evet, birazdan gelecek İrem sanırım. Ben de tişörtümü giydim geldim. Kamp tişörtü. Orada olamasak da yaşayalım dedik. Benim de arkadaşlarım yazıyor. Hepinize selamlar. Merhaba İrem. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz yüzüm karanlık gibi ama. Sanırım ışığı arkana aldığın için. Olsun, devam edelim böyle. Benim sesim geliyor mu sana? Evet, geliyor. Tamamdır. Biraz senden bahseder misin İrem? Kimsin? Necisin? Tabii. Ben İrem Nur. 2,5 seneden beri diyabetliyim. 15 yaşındayım ve 2017 Kasım ayında tip 1 diyabet tanısı aldım. 5,5 seneden beri de lisanslı voleybol oynuyorum. Mükemmel. Kamplara katıldın sanırım. Doğru mu? Evet, bir kere. İznik kampına katıldın. 2017'ye mi katıldın? 18'e mi? Yok, geçen sene 2019'da. Tüh, benim olmadığım kampa katılmışsın. Ben de o kampa giderim. Ne kadar üzülmüştüm. Kampın sendeki etkileri nasıldı İrem? Kampın bendeki etkileri aslında beni güzel etkiledi. Benim hayata bakış açımı değiştirdi. Beni birçok şey etkiledi. Benim gibi insanlarla gibi tip 1 diyabetlerle tanışmak beni mutlu etti aslında. Güzel. Peki diyabetli olmadan önce de voleybol oynuyor musun? Ben de senelerce voleybol oynadım bu arada. Voleybolu da çok severim. Sonra voleybol oynarken tip 1 diyabet tanısı alıyorsun. Peki aldıktan sonra voleybol oynamayı bırakmayı düşündün mü? Diyabet bir engel oldu mu? Bir sıkıntılar çektin mi? Tip 1 diyabet olduktan sonra voleybolu bırakmayı düşünmedim. Çünkü zaten seviyordum ve severek yaptığım bir şeydi. O yüzden devam ettim, yani sıkıntı olmadı benim için. Engel de olmadı ve bence hiçbir şekilde de bize engel değil spor yapmamıza diyabet. Peki. Yani buradan seslenelim. Zaten spor bizim diyabetimizi yönetmemizdeki en büyük silahlardan biri. Yani spor olmadığı sürece dengelemek gerçekten zor oluyor. Egzersiz yapmadığımız sürece düzenli bir şekilde. Peki mesela hiç antrenörlerinden, koçlarından şöyle tepkiler aldın mı? Acaba oynamasan mı? Hani kenarda mı dursan? Bu maça çıkmasan mı? Tarzında tepkiler aldın mı? Hayır, hiç öyle bir tepki almadım. Sadece antrenmanlar derken hani hocalarım bana şey diyordu. Bir sıkıntın olursa bize söylemeden kenara geçip işini halledebilirsin. Yani evet, bir şey olursa diyorlar. Onun dışında bir tepki yoktu. Çok da anlayışlı koçların varmış. Ne güzel. Peki lisedesin değil mi şu anda? Ben yanlış hesaplamıyorum. Lisede, evet. Lise 2'ye geçtim. Peki böyle arkadaşların falan diyabetli olduğunu biliyorlardır. Peki diyabetli olman lise hayatında bir engel teşkil ediyor mu? Arkadaşlarınla sosyal hayatın iyi midir? Hiçbir engel benim için şey yapmadı. Aslında arkadaşlarım bunları anlayışla karşıladı ve bana yardımcı oldular. Hı hı.
Ben ilk tanı aldığım zamanlar iğne kullanıyordum. Sonradan pompaya geçtim. Arkadaşım hep gelip bana yardım ediyorlardı iğne yapmama. Kolumu tutuyorlardı ben yapamayınca. Yani bir sıkıntı olmuyordu benim için. Ne güzel. Böyle keyifli arkadaşlıklar kurmamız çok güzel. Benim de etrafımda böyle arkadaşlarım var. Bana destek olurlar. Ama çok da destek olmalarına da ihtiyaç yok. Çünkü kendi başımıza da devam ettiriyoruz her şeyi, değil mi? Evet. Tamamdır. Peki pompa kullanıyorsun. Pompa kullanmaya başladıktan sonra kan şekeri değerlerin daha iyiye gitti mi? Evet gitti, düzeldi yani. Düzenli aralıklarla gitmeye başladı. Öyle. Tamamdır, mükemmel. Peki ilerleyen senelerde tekrar kampa gelmek ister misin? Evet. Böyle bir fikrim. Tamam, mükemmel. Kamp hayatı çok güzel ya. Yani gerçekten. Ben mesela buradan söyleyeyim. Yani herkes için yılbaşı belki 31 Aralık tam bir ocağa bağlayan gecedir ama benim yılbaşım son 3-4 senedir şey oldu. Kamplara gittikten sonraki zaman benim için yılbaşı oluyor. Yani kamplarda ben kendimi yeniliyorum. Bütün senenin üstünde bıraktığı şeyleri kampta bitiriyorum ve minik bir detoks oluyor benim için. Böyle. Umarım kamplar her zaman hayatımızda olmaya devam ederler. Peki son olarak diyabetli kardeşlerimize, yeni tanı almış arkadaşlarımıza seslenmek ister misin? Bir şeyler demek ister misin? Evet, şöyle diyeyim, asla pes etmesinler. Diyabetimiz bizim bir oyun. Biz diyabetimizi oyunun kurallarına göre oynarsak kazanırız. Ama oyunun kurallarına uymazsak kaybederiz. Bana hep annem bunu söylerdi. Ben buna göre devam ettim ve bence annemin dediği de doğru. Mükemmel. Mükemmel bir yaklaşım. Gerçekten de böyle. Aslında bize sunulan iki tane seçenek var. Yani seçenek de değil aslında pek de. Hani diyabetlisin ya, diyabetle yaşamayı gerçekten güzelce öğreneceksin ve hani hayatını diyabet olarak merkezine diyabeti almayacaksın belki ama hayatını yaşarken diyabeti de yanında götüreceksin. Ya da diyabetini reddetebilirsin, onu kabul etmeyebilirsin, insülinlerini düzgün yapmayabilirsin, şekerini ölçmeyebilirsin. Bunu yaparsan da şekerlerin yüksek gidecek, modun düşecek, mutsuz olacaksın ve hani böyle bir hayatta ne kadar süredir böyle bir hayat sürebilirsin ki? İlerleyen senelerde belki başka komplikasyonlar geliştireceksin. Ama mesela önceki yayınlarda 30 senelik, 35 senelik tip 1 diyabetli insanlar konuştu. Oğuzhan Hoca var. Ve hani onlar mesela hiçbir komplikasyona sahip değiller ve diyabetlerini çok güzel yönetmişler. Ve 35 senedir çok sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Umarım bizler de öyle oluruz. Her zaman diyabetimizi iyi yönetmeye devam ederiz diyorum. Sana yavaştan güle güle diyorum İremciğim. Kendine iyi bak. Umarım bir kampta görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Şimdi kampımız ve yayınımız tüm hızıyla devam etmekte. Meriç ablayı alacağım yayına. Dünyanın başka bir ülkesine bağlanacağız dediğim kişi Meriç ablaydı. Şimdi o anlatsın size. Ben de heyecanlıyım. Ay pardon, yanlış yere yazıyorum. Meriç ablayı alacağım birazdan. Geliyor. Tamamdır. Meriç abla da geliyor. Bence güzel gidiyor. Ben biraz heyecanımı yendim. Daha rahatım şu anda. Meriç abla geliyor yolda. Kendisi yurt dışında yaşıyor. O da bayağı küsür senedir diyabetli. Meriç abla geliyor musun? Ses çok mu az? Bakalım ses niye az? Meriç abla neredesin? Meriç abla gelemedi. Bir daha istek yolluyorum Meriç ablaya. Benim yaşım 19. Mükemmel. Meriç abla geldi. Hoş geldin Meriç abla. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Heyecanlıyım. Mükemmel. Ay ben de heyecanlıyım da biraz yendim heyecanımı. Yarım saat olmuş yayına başlayalı.
Şimdi Meriç abla hızlı yani hemen bir giriş yapalım. Sen kimsindir? Biraz kendinden bahseder misin? Nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Tabii. İsmim Melis. Ben 25 yıldır diyabetliyim. 13 aylıkken bana diyabet teşhisi konuldu. Çok çok küçükken. O yüzden diyabetle dolmuş gibi hissediyorum kendimi. Kendimi bildim bileli zaten sürekli hayatımı bu şekilde yürütmeye alıştım. Yani diğer arkadaşlar gibi bir geçiş dönemi yaşamadım açıkçası. Bunu Aynen. zorluğundan bile de biliyorum. Biraz daha orasından şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet, yani Sürekli böyle haber olduğu için. gibi gelmiş sana sanki. Aynen öyle. Yani benim hayatımda çok fazla bir değişiklik yapmaya ihtiyacım olmadı. Baştan beri zaten doğuştan gibi bu şekilde yaşıyorum. Şu an bu koronaya rağmen bir çözüntü yapıp İsveç'e geldik. Eşimle birlikte. Bir süre bakalım yeni bir macera yapıldı. Bir süre burada yaşayacağız. İsveç'ten bağlanıyorum size. Malmö şehrinden. Çalışıyorum. Özel şirkette sağlık sektöründe çalışıyorum. Tercümanlık okudum. İktisat okudum. Yabancı dilleri çok öğrenmeyi seviyordum. Çok ilgim vardı zaten. Tabii okuduğum alanla biraz farklı bir iş yapıyorum ama o şekilde. Tamam, güzel. Genelde seyahat etmeyi çok seviyorum. Kendim hakkında bunları söyleyebilirim. Tamamdır. Sen de kamplara katıldın değil mi zamanında küçükken? Evet. Aslında senin gibi canlı yayının başında demiştin ya çok uzun süre ailen seni göndermek istemedi diye. Ben de 12 yaşına kadar ailem beni diyabet kamplarına göndermedi. Göndermek istemedi. Yani orada açıkçası şöyle tek başıma olacağımı düşünüp hani aslında nasıl yapar nasıl eder diye düşünüyorlardı aslında ama bir kere gönderdiler sonra ben onları anlattıkça o ortamı gördükten sonra bir sonraki sene tekrar gönderdiler. Ben 2 sene üst üste 12-13 yaşlarında sağolsun Şükrü hocamın da desteğiyle 2 sene katıldım. Karbonhidrat sayımını orada öğrendim. Mükemmel. Birçok şey öğrendim. Karbonhidrat sayımı zaten diyabetin yapı taşlarından biri. Yani karbonhidrat Evet. sayımı olmadan yönetmek gerçekten çok zor oluyor. Senin Kesinlikle. öğrenmiş olman mükemmel. Zaten daha öncesinde benim annem tabii çok küçükten beri diyabet tanısı olduğu için belli bir yaşa kadar ailemin desteğiyle bu rahatsızlığı yönetiliyordu. Annemin zaten annem ve babamın bir fikri vardı diye karbonhidrat sayımı ile ilgili ama şöyle söyleyeyim, kamptaki diyetisyen abilerimiz, ablalarımızın sayesinde çok daha kesin gramına kadar ayarlayabilecek, insülinini ve karbonhidratını tamamen eşleştirebilecek güzel bir sistem öğrenme açısından daha profesyonel olmuştu benim için. Ve hala da o yıllar öncesinin verdiği alışkanlıkla hala sayıyorum karbonhidratını gayet güzel bir şekilde. Ya ben mesela bunu hep anlatırımdır yani arkadaşlarıma falan da söylüyorumdur. Mesela önümüze bir tabak yemek geldiğinde çoğu insan sadece yemeğin tadını, işte kokusunu falan incelemeye bakmaya başlar ama bizim gözlerimizin önüne birden böyle rakamlar gelir, insülinler hesap. Aynen öyle. Ben mesela bunu hep şeye de bağlıyorum hani küçük yaştan beri sürekli bir hesap halindeyim. Kafamın içinde sürekli Evet. hesaplar var ve hani bu da bence matematik derslerinde benim bayağı işime yaramıştı zamanında. Sadece derslerde değil, biraz da insanın kendini kontrol etmesinde de biraz tecrübe oluyor. Yani çünkü yediklerinin ölçüsü, ne yediğin tarz, bu tarz şeyler hepsi diyabet yönetiminde çok önemli faktörler. Böyle olunca bir tık daha kontrollü ve daha disiplinli oluyor. Yani açıkçası diyabetli olunca kafana göre beslenme lüksün olmuyor. Ama bir yandan da bu seni daha disiplinli bir insan haline getiriyor. Ve ben hep şunu söylüyorum. Ben yemeği çok seviyorum bu arada. Yemek yemeyi çok seviyorum ama belki de diyabetli olmasaydım şu an çok daha kilolu ve kontrollü bir insan olabilirdim. O yüzden aslında bana kattığı da güzel bir şey diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi mesela benim merak ettiğim bir şey var. Ben de önümüzdeki aylarda Almanya'ya gideceğim. Almanya'da okuyacağım üniversiteyi ve annemleri burada bırakıyorum. Kendi başıma yaşayacağım. Başarılar diliyorum öncelikle. Benim için de böyle ilginç bir yolculuğa başlıyorum önümüzdeki aylarda. Sen şimdi Türkiye'den isimlerini alıyorsun anladığım kadarıyla. Böyle gitmek Evet.
istediğin ülkelere uçak biletini alıyorsun, gidiyorsun. Hiç de bir sıkıntı olmuyor anladığım kadarıyla. Biraz bahseder misin? Bu yolculuklar, uçaklar nasıl oluyor? Tabii ki. Şimdi daha önceden biz buraya gelmeden önce uzak doğu ülkelerine zaten böyle uzun geziler yapmayı seviyoruz biz. Ama oralarda da tabii hava sıcaklığı, işte ülkelerdeki bazı imkanlar veya gittiğimiz yer mesela çok sapa bir yer olabiliyor. Hastaneye ve eczaneye erişimde çok uzak bir yer olabiliyor. Bütün bunları bilmek lazım. Diyabetli olarak seyahat etmek diyabetin hiçbir engeli yok öncelikle onu söyleyeyim seyahat etmeye ama bir diyabetli olarak çok iyi araştırma yapmalıyız kesinlikle. Eğer hangi ülkeye gidiyorsak o ülkedeki regülasyonları, ilaç alımı ile ilgili kuralları gerçekten iyi araştırmamız lazım. Çünkü mesela tamam biz yanımızda insülinlerimizi, ilaçlarımızı, işte şeker ölçümüz, sütlerimizi, her şeyimizi almış olabiliriz ama her an ilaç test gidebilir. Bu yüzden ya ben ilaca ihtiyacım olduğunda nereden nasıl alabilirim? Bu çok önemli. Mesela bazı ülkelerde cebimizden para verip alabiliyorsunuz. Mesela ben de kendim aldım üzerinden. Yine ucum bitti. İnsülin kalemi kullanıyorum. Gittim ve aldım. Ama insülinin bu ülkede biterse doktor reçetesiz parayla bunu alamıyorum. Yani mesela bunları bilmek, araştırmak lazım. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Mesela çok sıcak işte, sosyal bir ülkeye gittiğinizde gerekli o insülini muhafaza etmek için bozulmasın diye gerekli insülin muhafaza eden dolap dedim de işte böyle termos gibi şeyler var. Ha, bu sadece paneli araştırmak hazırlıklı olmak lazım. Sadece ilaç olarak değil ama. Mesela şu an için en mevcut tecrübemden bahsedeyim. Burada çok daha yani İstanbul'da, Türkiye'de çok daha fazla hani her yerde böyle baksal, market gibi şeyler var. Mesela şekeriniz düştüğünde çok daha kolay erişiminiz oluyor ve acil bir durum olduğunda çok kolay yiyeceklere ve şeker tatlı şeylere erişimiz oluyor. Şeker düşünüp daha alarm veriyoruz tabii biliyorsunuz. Hani. Yüksek şeker gibi bekleyebilen bir şey değil. Şeker daha acil müdahale istiyor. Ama mesela şimdi bu hissetle fark ettim. O kadar baksa bu market gibi bir şey yok. Mesela bazen 2 saatlik yürüyüşlere gittiğimde veya işte trekking gibi doğa yürüyüşlerine gittiğimde gerçekten çevrede hiçbir atıyorum işte taksi, otobüs, market gibi şeyler olmadığını fark ettim. Tabii bu diyabetli olarak da algıda seçicilik oluyor çünkü direkt şeyi düşünüyorum. Ya benim şekerim düşse bir şey olsa nasıl kendimi idare edeceğim? O yüzden ledin ve insülinin dışında her zaman her türlü şeker düşüklüğüne de hazırlık olmak lazım. Stres yanımında bir şey tutmak lazım. Bir mağdur olmayalım. Aynen. Ya aslında baktığımızda yani diyabetli olmamız dünyayı dolaşmayacağımız anlamına gelmiyor. İstediğimiz gibi ayrılıp gidebiliriz. Ama sadece bazı önlemler almak gerekiyor. Yani insülinlerimizi sayarak götürmek gerekiyor. Belki kaç ünite kullanacağız, ne yapacağız veya glikogonlarımızı unutmamamız gerekiyor. Yanımızda şekerleri hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Evden çıkarken yapıyoruz. Bunu yurt dışına giderken de devam ettirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Başka bir soru daha var aklımda. Şimdi dedin ki evlisin. İşte Gamze Allah'la da konuştuk. Hani onun aklına ilk gelen sorulardan biri acaba çocuğum olacak mıymış? İşte sen evlenmişsin. Ben şunu sormak istiyorum. Mesela işte biriyle beraber olmak veya bir evlilik yürütmek diyabetli olarak zor mu? Bence diğer hiçbir ilişkiden farkı yok. Yani diyabetli olmak ekstra bir zorluk katmıyor bence. Ama tabii şu da önemli. Karşı tarafı da ilişkide olduğunuz kişi, yani bu bir eş olabilir, aile bir ilişki olabilir, arkadaş olabilir. Karşı tarafa da tabii bir bilinç vermek gerekiyor ve karşı tarafta da tabii bir sorumluluk oluyor. Ama yani bunu negatif anlamda düşünmemek lazım. Yani, evet. Yani bir hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz. Birbirinize zaten destek vermek zorundasınız. Sen dediğim herkese söylüyorum. Yani diyabetli kişi eşinin hayatına destek oluyor. O da onun hayatına destek oluyor. Ve beraberce güzel hayatlar sürdürülebiliyor. Yani evlenmek de bizim için bir engel değildir. Zaten bizim diyabetimizi bir engel olarak, bir sağlıksızlık olarak gören insanlarla da hani belki de bence de çok da hayatımızda bulundurmamıza da çok gerek yok. Çünkü hani bizim
Mesela şekerimiz düştüğünde bize tahammül edebilecek veya yükseldiğinde bize tahammül edebilecek insanlara hayatımızda ihtiyacımız var. Yani diğer türlü insanlara da güle güle demekte fayda var sanki. Kesinlikle. Yavaş yavaş senle de konuşmamın sonuna geliyorum. Son olarak böyle demek istediklerim var mı? Şöyle bir toparlamak istediğin şeyler, diyabetli kardeşlerimize söylemek istediğin şeyler. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi biliyorum bize hem diyabetli arkadaşlarımız takip ediyor, hem de diyabetli çocukların aileleri de takip ediyor. Benim tek söylemek istediğim şu, lütfen çocuklarınızı diyabet kamplarına küçük olsun, büyük olsun gönderin ve destekleyin. Çünkü benim çok çok güzel bir tecrübeydi. Bu arada ben tek çocuğum ve benim ailemde hiç diyabet yok. Yani hiçbir diyabet ilk piyango bana vurdu, öyle söyleyeyim. O yüzden benim için çok çok daha farklı bir tecrübeydi. Kendim gibi arkadaşlarımı, insanları görmek orada yani o çok farklı bir ortamdı. Yani benim açıkçası kabuğumu kırmamı sağlayan, böyle bana özgüven veren, herkesin hayatında noktası vardır ya, onun gibi bir şeydi. Yani bu gerçekten diyabet kampları çocuklara, oraya katılan insanlara çok farklı bir bakış açısı katıyor. O yüzden aileler veya işte katılmak isteyen kişiler endişelenmesin. Hani bu sene böyle online sanal bir şekilde oluyor ama o birebir bir araya gelmek, o bir hafta boyunca o şeyi birlikte yaşamak, o inanılmaz bir tecrübe. Gerçekten bunu ben isterim ki, dilerim ki daha çok insan olarak, daha çok insan istediği gibi istediği yerde katılsın. Bu çok faydalı olacaktır. Onun dışında yani ayak diyabetliye de güzel. Aynen ya. Hiçbir şeye ihtiyacı değil. Aynen yani diyabetliye de güzel ve diyabet aslında ne bileyim benim günlük hayatıma aşırı bir etkisi oluyor mu diye düşünüyorum arada. Aslında çok da olmuyor. Yani düzenli bir hayat, diyabetiniz düzgün yönettiğiniz bir hayata sahip olduğunuzda zaten hani çok da karşınıza çıkmıyor. Ama onu sürekli böyle hani kötü yönetirseniz veya atıyorum kötüyü burada kötü demek istemedim aslında ama yani onunla çok ilgilenmezseniz, umursamazsanız, iyisini yapmazsanız bir tık hayatınızda problemli geçiyor açıkçası. Olup olmadık yerlere Kesinlikle katılıyorum. Yani geliyor. diyabet iyi yönetirseniz zaten sağlıklı olacağınız için sadece bedensel olarak değil, ruhen de daha iyi hissediyor insan toplumumuz olarak. O yüzden dediğim gibi diyabet doğru yönetildiği sürece yani öyle işte bir şey engel değil yani. Sadece bizim için ekstra bir şey, karakter gibi, kişilik özelliği gibi bir şey. Aynen. Ekstra bir element diyelim hayatımızda. Teşekkür Aynen öyle Zeynep. ederim. Seni kocaman öpüyorum. Herkesi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Görüşürüz. Evet, yayınımız tüm hızıyla devam etmekte. Şimdi Selim'i alacağım yayına. Selim buradasındır umuyorum. Selim'i aldım sanırım ve Selim'i aldım aynen. Selim de gelmekte. Bakalım. Geliyor diye umuyorum. Selim burada mısın? Bence geliyor. Şöyle işte kamplara çocuklarınızı gönderin diyoruz. Kesinlikle gönderin. Çocuklarınız kamplara gelsinler. Çünkü kendi özgüvenlerini de kampta kazanacaklardır. Ama olur ki gönderemezseniz, olur ki hani kamplara ulaşım sağlayamazsanız mutlaka bulunduğunuz şehirlerde diyabetli çocuklara ulaşın. Diyabetli çocukların ailelerine ulaşın. Onlarla sohbet edin. Çocuklarınızı buluşturun. Onlar arkadaş olsunlar. Çünkü hani öyle hayatlar yaşıyoruz ki bazen gerçekten sadece bizi diyabetli insanlar anlıyor. Onlarla muhabbet ettiğimizde, onlarla sohbet ettiğimizde aslında tam olarak duygularımızı yansıtabiliyoruz. Selim geliyor mu gelmiyor? Tekrar Selim'e istek atayım. Bence şimdi olacak Selim. Bir daha deneyelim. Böyle. Yani hayatınızda diyabetli kardeşlerime sesleniyorum. Hayatınızda kesinlikle diyabetli insanlar olsun. Selim geldi, yaşasın. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sesin geliyor. Geliyor musun? Ama şu anda gelmiyor. Şu an bir şey diyor musun? Sesim geliyor mu? Geliyor, mükemmel. Benimki geliyor mu?
Evet. Tamamdır. Kamerayı olabildiğince az sallamaya çalış. Ekran görüntüsü bozuluyor sanırım biraz. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Tamam. Hoş buldum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bana sen diyebilirsin. kendinden biraz bahseder misin Selim? Ne yapıyorsun? Ben Muhammed Selim Özyarmış. Yaklaşık 1,5 yıldır diyabetliyim. Lise 4 öğrencisiyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu kadar. Evet, mükemmel. Ve Diyarbakır'da. Evet, Diyarbakırlıyım ama şu an İstanbul'dayım. İstanbul tatile mi geldin? Evet. Tamamdır, güzel. O zaman sen daha yeni tanısın aslında. 1,5 sene olmuş. Alışabildin mi diyabete? Nasıl gidiyor hayat? Ya ilk başta alışamamıştım. Belki bir melekle karşılaşana kadar Münevver abla. Nevra Münevver ablayla karşılaşana kadar bana kamplara katılabileceğimi söylemişti. O güne kadar zaten kampa kadar da daha doğrusu kampa kadar da sosyal bir öğrenciydim aslında. Asosyal olmaya başladım. Mesela dershaneye gidiyordum. Dershaneyi bıraktım. Arkadaşlarla dışarı çıkıyordum falan. Artık çıkmamaya başladım falan. İlk diyabet tanısı Bildiğin depresyona girmiştim. Bir de ergenliğe denk geldiği için tam böyle asosyal olmuştum. Ta ki kampla tanışana kadar işte kampa gittiğim gün bile şey olmuştu. Ne diyeyim? Ara öğün vardı. Biz geç gelmiştik. Ara öğünde bile utanmıştım ölçmek için şekerimi ölçemedim. Utandım işte. Sonradan farkına vardım ki etrafımdakilerin hepsi hastası diyeyim diyabet. Ondan dolayı utanmamaya başladım. Mesela dışarı çıkınca kamptan önce dışarı çıkınca falan restoranlarda en arkaya geçiyordum. Hani kimse benim iğne yaptığımı görmesin ya da okuldayken şey yapıyordum. Çantaları üstte dizip en arkada arkadaşlarımın görmemesi için en arkada vuruyordum çantaları üstte koyup. Ve Ama bunları atlattım yani. atlattın mı hepsini? Evet, şu an istediğim yerde istediğim zaman iğnemi vurabiliyorum. Daha doğrusu pompa kullanıyorum da kamptan sonra istediğim yerde iğne vurabilirim. Arkadaşlarımın yanında iğnemi vurabiliyorum artık. Mükemmel. Öyle utanma kalmadı yani. Aynen, utanmaya da aslında gerek yok ya. Sadece şey, yani diyabetle beraber eğer böyle insanların olduğu bir ortamda insülin yaptığımızda, şekerimizi ölçtüğümüzde birden sorular yağmaya başlıyor. İşte bu nedir? Diyabetli misin? Şekerin mi var? Evet. Bu gibi sorular oluyor. Bunları da cevaplıyoruz aslında. Çok da bir sıkıntısı olmuyor bence. İnsanlara hani bilgi veriyoruz. Bazıları tabii ki de çok inanmak istemiyorlar. Hani bu genç yaşımızda nasıl diyabetli olduğumuza pek inanmıyorlar gibi ama yani yapacak da bir şey yok. Biz de öyleyiz. Ama kamp seni bayağı Aynen. etkilemiş. Yani kampın öncesi ve sonrası diye hayatında iki bölüm var anladığım kadarıyla. Aynen. Tamamdır. Peki üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Bir sıkıntı yaşıyor musun diyabetle ilgili? Ben de bu şeyi bitirdim mesela. Üniversiteye gideceğim gelecek sene. Evet, pek bir sorun yaşamıyorum aslında. Bazen şekerim düşebiliyor ya da yükselebiliyor. O da ufak tefek aksilikler düzeltilebiliyor yani. Tamam. Peki mesela ben şeyi merak ediyorum. Diyarbakır'da veya o taraflardaki şehirlerde yaşayan diyabetli kardeşlerimiz diyabetlerini toplumda çok rahat yaşayabiliyorlar mı yoksa böyle nasıl karşılanıyorlar? Öyle söyleyeyim. Yani çevre tarafından nasıl şeyler söyleniyor size diyabetinizle ilgili? Her zamanki sorular geliyor mesela senin bu yaşta diyabet mi var? Ah yazık falan filan. Öyle şeyler oluyor. Bazen normal de karşılanabiliyor işte. Ya da mesela bir yemek yiyince mesela burada misafir kültürü çok fazla. Misafirlikte falan yemek yiyince "Aa, sen şeker hastasısın, pirinç yeme ya da meyve yeme" falan diyenler oluyor. Sen ne yapıyorsun? Hatta ben takmıyorum yani, duymamazlar falan geliyor arada. Yani açıklamak demek gerek. Ben insülin kullanıyorum. İnsülinimi hesaplayarak yapıyorum. Bu yiyecekler bana yasak değil. Çünkü biraz geçmişten gelmiş, kalıplaşmış bilgiler var toplumda. Yani direkt bazı yiyeceklerin yasak olduğunu düşünüyorlar. Ama aslında bize hiçbir Aynen. yasak değil. Normal diyabetsiz insanlar nasıl her şeyi yiyebiliyorlarsa biz de yiyebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı
sıkıntımız olmadı. Onlar nasıl, mesela bir doğum günü, mesela ailelere buradan sesleneyim. Çocuklarınız doğum günü partilerine gittiğinde onlara pasta vermemeye çalışmayın. Çünkü o doğum gününde vermediğiniz o pasta çocuğunuzun içinde öyle bir yaraya yol açacak ki o anda belki çok bir şey fark etmeyeceksiniz ama hani büyürken, ilerleyen yaşlarında hep şunu düşünecek. Ben arkadaşlarım pasta yerken pasta yemedim diyecek ve belki de bu hep onun içinde bir yara olarak kalacak. Bu yüzden çocuklarınızı hiçbir yiyecekten mahrum bırakmayın. Sadece dozlarını iyi ayarlamalarla, iyi vakit zamanlamalarla halledebilirsiniz. Yani pasta da yiyebiliriz biz. Canımız tatlı şeklinde tatlı da yiyebiliriz. Sadece onları nasıl tükettiğimiz önemli. Doğru insülinler önemli, doğru hesaplamalar önemli. Şöyle söyleyeyim, biraz sen büyük yaşta teşhis almışsın. Böyle çok böyle teşhis bu yaşlarda alan insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Belki 17-18 yaşında teşhis alan arkadaşlarımız bizi izliyorlardır şimdi. Kendilerini de belki yalnız hissediyorlardır. Ne dersin? Şey demek isterim. Mesela ben 17-16 yaşında tanı aldım. Tam en verimli çağımda tanı aldığım için biraz moral bozukluğu oldu bende. Ama bu ama diyabetten arkadaş olursak bunları atlatacağımızı düşünüyorum ben. Aynen. Peki diyabetimizi seversek yani efendim? Diyabetli arkadaşların var mı Diyarbakır'da böyle buluştuğunuz, konuştuğunuz? Diyabetli arkadaşım Diyarbakır'da bir Ahmet vardı. Onunla arada görüşüyoruz. Dershaneye falan giderken görüyorum onu arada. Bir de Batman'dan Anıl var. Onunla da konuşuyoruz arada, o kadar. İnsana... Bir de Hacı abimiz var. Hacı abiyi unutmayalım. Biraz tabii ki de unutamayız. Yani bu diyabetli insanlarla konuşmak aşırı iyi geliyor değil mi? Evet, Hacı abi ben okulumun yanında bir yerde restoranda çalışıyordu. Her gün sabah okula giderken onu görüyordum, iyi geliyordu bana. Ya öyle gerçekten. Umarım her diyabetlinin hayatına başka diyabetliler de girer ve hep beraber yaşamaya devam ederiz. Başka soru var mı? Tabii ki de söyle. Var. Kampın benim hayatımda değiştirdiği en önemli şey asosyal birini tekrar sosyal yapışı. Hatta ben dua ederken diyordum ki Allah'ım diyabetimi işte geçir falan filan. Kamptan sonra bu duayı edince biraz durakladım. Dedim ki diyabetim geçerse bir daha kamplara gidemeyeceğim. Bu beni çok şaşırtmıştı. Evet, yani kamplar da aslında bizim diyabetimizi bırakmama isteme sebeplerimizden bir aslında. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, yani benim hayatımda bir topluluk var, bir grup var, diyabetliler diye. Ve hani onlarla geçirdiğim vakitlerde benim şekerlerim ilginç bir şekilde çok iyi gidiyor. Yani mükemmel gidiyor şekerlerim ve bunun ana sebebi aslında o insanların yanında hissettiğim mutluluk ve sevinç olduğunu düşünüyorum. Evet. Sen de böyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Tamamdır sevgilim. Başka söyleyeceğin şeyler var mı? Yok. Teşekkür ederim. Yeni Hacı abi sen olmak ister misin? Ben geçen sene katıldığımda 48 kişilik bir ekip vardı bence. Ben o 48 kişilik ekibin hepsini çok seviyorum. İyi ki varsınız. Mükemmel. Bu arada Şükrü Hoca sana dedi ki, arada mesajlarda dedi ki, bize uğra Selim'cim dedi. Hastaneye uğramayı düşünür müsün? Bir Şükrü Hoca ile konuş istersen. Tamam olur. Tamamdır. Hadi görüşürüz Selim, kendine bak. Evet. Görüşürüz. Evet, Selim'le de konuştuk. Bakalım süremize. Birazcık daha vaktimiz var. Sanırım ikinci yayını başlatacağım ben ama şimdi kesmiyorum yayını. Daha konuklarım var çünkü. Şimdi Irmağı yayına bağlayacağım. Irmağı alalım. Ay ben de aşırı mutlu oluyorum böyle kardeşlerimle konuşurken. Irmak geliyor sanırım. Irmak geliyor. Ve geldi. Kocaman olmuş bir Irmak var karşımda. Merhaba Irmak. Zeynep abla nasılsın? Ben iyiyim dostum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi ben öncelikle şunu anlatmakla başlamam gerekiyor. Benim Irmak'la tanışıklığım kamptan da öncesine dayanıyor. Çünkü ben 8. sınıfta böyle sınavlara çalışan heyecanlı biriydim. Ve tip 1 diyabetli. Ondan sonra bir gün revire gittim falan. Revirde işte hemşirelerle konuşuyoruz.
Ondan sonra ben dedim ki işte Birgül abla dedim. Birgül abla da izlemiyordur bizi ama selamlar olsun buradan ona. Dedim ki Birgül abla okulda diyametli müziği var mı dedim böyle. Ondan sonra Birgül abla dedi ki sanırım sen o zamanlar yeni teşhis almıştın. Dedi ki yeni teşhis iki tane çocuk var size. Değil mi? O zamanlar yeni teşhis almıştın. Aynen. Yılıydı. Polat aynen. Sonra dedim hemen tanışmalıyız falan. Benden de küçüktünüz. 3 yaş falan küçüktünüz sanırım. 3 yaş küçüktünüz. Ondan sonra hemen revirde falan buluştuk böyle. Ben tabii bütün sıcakkanlılığımla böyle Irmak diyorum, Polat diyorum, nasılsın falan diyorum ama Irmak içine kapanık. Irmak benimle konuşmuyor. Hani öyle bir şey. Tanıyor öyle. Hiç şey yapmıyor. Sonra ben okuldan mezun oldum, liseye geçtim. Seneler sonra bir gün kampa, işte abla olarak geldim ben kampa. Sonra kampta Irmak'ı gördüm. Yani bakıyorum, bir de seneler geçmiş üstünden. Rahat bir 5-6 sene geçmişti sanırım. 5 geçmemiştir de 3-4 sene geçmiştir rahat. Aynen. Baya geçmiştir ya, aynen. Sonra baktım, dedim ki Irmak, ismini de hatırlayamadım orada. Dedim ki ben seni bir yerden tanıyorum dedim. O da bana bakıyor böyle. Ben tanımıyorum seni. Ondan sonra dedim bizim bir bağımız var sen dedim. Sen hangi okuldan mezunsun falan. Orada işte bütün şeyleri çözdük. Ondan sonra ben Irmak sen misin falan yaptım. Çünkü Irmak çok büyümüştü. O da birden Zeynep abla dedi falan. Kampta böyle bir buluşmamız gerçekleşti Irmak'la seneler sonrasında. Ama çok sevinmiştim Irmak'ın böyle. Ondan sonra baktım Irmak büyümüş. Irmak konuşkan biri olmuş. Böyle heyecanlı takılıyor. Aşırı sevmiştim. Şimdi Irmak'cığım ben biraz anlattım. Sen de biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Ben Irmak. 16 yaşındayım. Lise 3. sınıf öğrencisiyim. 6 yıldır tip 1 diyabetliyim. 9 yaşımdan beri. Tiyatro ile ilgileniyorum. Bir yandan psikolojiye de ilgim var falan. Öyle şeylerle uğraşıyorum. Öyle. Mükemmel. Yayın aslında 3 dakikamız falan kaldı. Acaba diyorum bu yayını kapatalım, kaydedelim. Ondan sonra ben yeni yayın açayım. Orada rahat rahat konuşmaya devam edelim. Sohbetimiz boş yere bölünmesin. Çünkü daha alacağım 2 tane konuğum daha var. O zaman şimdi izleyicilerimize şunu söylüyorum. Hemen 2 dakika içerisinde canlı yayın tekrar açılacak. Ona tıklarsanız sohbetimiz devam ediyor. İzlersiniz. Yayın bitmedi. Korkmayın. Irmak'cığım seni de bir sonraki yayına hemen çağıracağım. Tamamdır. Görüşürüz. Bay bay.